Arkadaşlar, reklamını aldığımız banka bizden ciddi bir tanıtım istiyor. Bu reklamın en önemli mesajı güvenilirliğinin olması. Öyleyse reklama çok güvenilir birini bulmak gerekiyor Önder Bey. Evet, bravo. İyi de bu devirde güvenilir adamı nereden bulacağız? Suat doğru söylüyor. Bu devirde güvenilir adam bulmak, İran'da bayandan oto ilanı bulmaktan zor arkadaşlar. En azından görünüşü ciddi ve güvenilir olsa bari. Mesela Masar'ın yeni imajı gibi. Ha? Evet, Masar bu saç şekliyle oldukça ciddi ve güvenilir bir tip olmuş. Yani? Yani şu, seni reklam filminde oynatacağım. Ben manken miyim, oyunculuk yapayım? Uzatma canım, uzatma. Alt tarafı bir reklam filmi. Bizim bankaya güvenebilirsiniz diyeceksin, o kadar. Tamam, onu söyleriz. Ne olacak canım, söyle. Güzel. O halde hemen provalara başla ve kendine verebildiğin kadar ciddi bir görünüm ver. Kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz Filan Can Beyciğim. Biz de şimdi sizin bankanın reklam işine arkadaşlarla çalışıyorduk. Çalışın, çalışın. Rahatsız olmayın. Sağ olun efendim. Arkadaşlar, size Hortum Bank'ın sahibi Filan Can Bey'i takdim edeyim. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk efendim. Beyefendi, sizin reklam filminizdeki güvenilirlik duygusu için biz bu arkadaşı oynatmayı düşünüyoruz. Sizin için de uygun mu? Aradığım adam tam olarak bu işte. İnsana bakarken bile güven duygusu veriyor. Yani 10. kattan aşağı atla, bir şey olmayacak desin, atlarım vallahi. Çok şakacısınız efendim, çok. Hayır, şaka yapmıyorum Önder Bey. Şaka yapmıyorum. Zaten şaka yapacak olsam ensenize bir şaplak filan atardım. Kesinlikle reklamda bu arkadaş oynayacak. Ama kesinlikle. Hiç merak etmeyin Filan Can Beyciğim. Masar'ın reklamcılığı kadar oyunculuğu da iyidir. Ay yavaş yavaş, bağırmadan konuş aman. Tamam, görüşürüz. Siz gene bekliyoruz sizi, hoşçakalın. Anne, abim gösterdiğin kızlardan hiçbirini beğenmedi mi? Yok canım, beğenmedi. Beğenmediği gibi bir de saçları ağırdı aniden. Aa, saçları niye ağırmış peki? Neymiş efendim, ben kendisine evlenmesi için kız götürünce pek üzülmüş beyefendi. Bana hiç inandırıcı gelmedi ya, neyse. Ya! Demek siz o kızları telli babaya götürüyorum diye Masar Bey'e evlenmeye götürüyordunuz ha? Yazıklar olsun size Meykum Hanım teyze. Reyhan kızım, bak sakin ol. Burada önemli olan Masar'ın evlenmesi. Yani bunu biliyorsun ha. Alo! Ne var be? Ne var? Ne? Kocamı istiyorsunuz? Ha! Elinizde ayı gibi, öküz gibi adamlar var. Gelin evlendirelim hemen. İyi günler. Çöp Çatallık Bürosu burası mıydı? Evet, Çatılcan Çöpü'ne ne vardı? Şey, ben evlenmek istiyorum da. Yani sen şimdi evde mi kaldın? Evde kalmış, evde kalmış, evde kalmış. Bir dakika bakın, bir dakika be. Ama bekleyin, bir dakika. Reyhan, saçmaladığının farkında mısın? Evet. Farkındayım, ne olmuş? Peki siz farkında mısınız ha? Masar Bey ile benim evlenmem gerekirken Masar Bey'i evlendirmek için başka kızlara götürdüğünüzün farkında mısınız? Ay iyi, tamam. Hadi yürü, Allah'ın cezası, yürü, gidiyoruz. Nereye yürüyeceğiz? Nereye olacak? Masar'ın yanına. Bak şimdi, bak bak. Koyu renk Cavat seni çok ciddi gösteriyor. Ben bakayım. Ya. Bakışların daha sert olmalı kanka. Ya oğlum çok da ciddi yapmayın ya beni. Bak bakayım. Vade Sultan geldi. Tabii ki eli boş gelmedi. Ben yanılmıyorsam sabah size evlenmek istemediğimi birinci defa söylemiştim. Ama sanırım iyi anlaşılamamış. Bak minik kuşum, ben düşündüm de Reyhan gene senin için en iyi eş adayıdır. Evet Masar Bey, bakın artık yaşlanıyorsunuz. Yani bizim daha fazla geç kalmadan hemen evlenmemiz lazım. Ya. Bence sizin daha fazla geç kalmadan buradan gitmeniz lazım. Ya, hayır efendim, evlenme sözü almadan hiçbir yere gitmiyorum. Arkadaşlar, görülüyor ki beni yeteri kadar ciddileştirememişsiniz. Evladım, minik kuşum bak. Bu bekarlık nereye kadar gidecek böyle? Yani ne demişler? Biri yer, biri bekar, kıyamet ondan kopar. Hoppala, artık atasözlerini bile değiştiriyor ya. Ben geldim. Hem hoş hem de tam zamanında geldin ruhum. Evet aşkım, görüyorum. Aşkım, bir kontrollük sihirim var ve bunu en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım.
Bak Ruşen amcanın oğlu Seda'da annesi sırf mutlu olsun diye karısına gelinlikten başka kıyafet giydirmiyor. Kendisi de paso damatlık giyiyor. Hatta gerçekçi olsun diye üzerlerine para bile iğnelemişler. Ya. Ruhum ne olur biraz çabuk ol çünkü nükleer başlıklı Sedat muhabbeti başladı. Hemen yapıyorum aşkım. Aa, Mazhar, kulaklarına ne oldu böyle evladım? Mazhar? Aa, kulaklara bak. Midas'ın kulaklarından bile büyük oldu. Aa, ama nasıl oldu ki bu? Kaba kulak mı oldu acaba? Mazhar Bey, kulaklarınız çanak anten gibi oldu. Evet, neden oldu anlatayım. Annemin sürekli bana evlen, evlen, evlen tacizleri yüzünden oldu. Yani üstüme iyilik sağlık, daha neler. Böyle bir şey tıbben mümkün değil bir kere. Bilimsel olarak şöyle açıklayayım. Bugüne kadar senin beni evlendirme çabalarına beynim karşı çıkıyordu. Şimdi ise bütün vücudum tepki gösteriyor. Vallahi yani ben böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Hadi yürü kızım gidelim, yürü. Ya, ama ben Mazhar Bey'in kulaklarına bakmak istiyordum biraz daha. Gördün işte, gördün. Olmuyor. Yürü hadi. Yürü. Tehlike gittiğine göre artık ben de huzur içinde öbür tarafa dönebilirim aşkım. Beni düzeltmeyecek misin? Sihirim hiç kalmadı aşkım. Olsa biliyorsun dükkan senin. Ya bir daha geldiğinde Allah aşkına biraz bol sihirle gel. Ya iyi güzel de ne bu canım? Yani annemden beni kurtarıyorsun sonra da böyle bırakıyorsun. Tamam aşkım. Bir dahaki sefere hallederim. Vay be. Tam ana haber bültenlik oldun kanka. Eşyolu beş kulak dedikleri böyle bir şey mi acaba? Kardeşim siz kendi işinize baksanıza. Allah Allah. Kulaklarım siz espri yapın diye büyümedi. Nasıl gidiyor Mazhar'ın hazırlığı? Mazhar oğlum nedir bu kulaklar böyle? Büyüdüler efendim. Yani Allah sizi inandırsın bir anda kendiliklerinden böyle oluverdiler. Evet Önder Bey biz de şahidiz. Bana bak, bana bak. Ne yapacaksan yap, estetik ameliyatı mı olacaksın, o kulaklarını küçülteceksin anladın mı? Yoksa seni reklam filminde oynatmam. Ya herife bak ya, biz buna ciddi ol diyoruz. Herif neler yapıyor ya? Ulan kulak pamuğu reklam mı yapacağız be? Ya çekil şuradan, çekil şuradan Allah aşkına. İnsanın evlendirme düşkünü bir annesiyle hayalet bir karısı olunca başına neler geliyormuş meğer. Türkçe kahveniz Mazhar Bey. Yok, altyazılı kahve. Ne diyorsun kızım? Bunda da Türkçe kahve değil, Türk kahvesi. Daha anladı. Türk kahvesi. Onu anladı da sizin kulaklara ne oldu? Onu bilemedi. Bu ses. Kulaklarım. Kulaklarım. Ha, ne oluyor sizin kulaklara? Mutfakta bir kara Fatma yürüyor Tatyana. Ayak seslerini duyuyorum. Hışır hışır. Siz hiç merak etmeyin. Tatyana şimdi o siyah Fatma'yı öldürecek. Oh. Oh be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale mutansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. Helal.